Günlerdir gündemde yerini koruyan o haber var şimdi de sırada. 18 yaşındaki Eda Nur, cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla polise başvurmuş, zanlıların serbest bırakılmasından bir hafta sonra da canına kıymıştı. Genç kızın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Şüpheli sayısı 3'e çıkarken Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra da serbest bırakılan zanlı savcılığın itirazı üzerine tutuklandı sayın seyirciler. Aynı suçlamayla aranan diğer zanlılar da bugün gözaltına alındı. Cinsel saldırıya uğradığını söylemiş, polise giderek şikayetçi olmuştu. Zanlıların serbest bırakılmasından bir hafta sonra da canına kıymıştı. Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kan donduran olay, cumartesi gecesi Ankara Çankaya'da yaşanmıştı. İddiaya göre ablasıyla eğlenmeye çıkan Eda Nur, iki kişi tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. Genç kızın şikayeti üzerine zanlılardan biri gözaltına alınmış, diğeri ise aranıyordu. Kendisini dehşeti yaşatan saldırganların tutuklanmamasına dayanamayan Eda Nur canına kıymıştı. 18 yaşındaki Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan zanlı dün yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamam, yeter. Türkiye'yi ayağa kaldıran soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Genç kızın ablası o gece yaşananları anlatırken yanlarında bir kişinin daha olduğunu iddia etti. Abla Kaplan'ın o sözlerinin ardından zanlı sayısı 3'e yükselirken dün serbest bırakılan zanlı savcılığın itirazı üzerine tekrar yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aynı suçtan aranan diğer zanlıyla beraber o gece odada olduğu belirlenen bir kişi de gözaltına alındı. Sevgili izleyenler, soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Hemen iletelim. Gözaltına alınan iki zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanırken odada bulunduğu iddia edilen diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.